Aziz Matta tarafından yazılan Mesih İsa'nın İncil'inden sözler. O günlerde Yeruşalim'e yaklaşıp Zeytinlik Dağı'nın yanında bulunan Beytfacı'ya geldikleri zaman İsa öğrencilerinden ikisini şu sözlere köye gönderdi. Karşınızdaki köye gidin, hemen orada bağlı bir dişi aşık ve yanında bir sıpa bulacaksınız. Onları çözüp bana getirin. Size bir şey diyen olursa, Rabbin bunlara ihtiyacı var, hemen onları geri gönderecek dersiniz. Bu olay peygamberin şu sözleri yerine gelsin diye oldu. Siyon kızına da in, bak kralın sana geliyor, o alçak gönüllü. Binmiş bir eşek üzerine, bir eşek yavrusu üzerine. Öğrenciler gittiler ve İsa'nın kendilerine buyurduğu gibi yaptılar. Eşekle yavrusunu getirip üzerlerine giysilerini koydular. İsa da sıpanın üzerine bindi. Halkın büyük çoğunluğu giysilerini yolun üzerine serdi. Bazıları da ağaçlardan dallar kesip yola seriyorlardı. İsa'nın önünde ve arkasında yürüyen kalabalıklar, Davut oğluna Hosanna, Rabbin adıyla gelene övgüler olsun, göklerin en yücelerinde olana Hosanna diye bağırıyorlardı. İsa Yeruşalim'e girdiği zaman bütün kent heyecana kapılarak bu kimdir diyordu. Kalabalıklar bu Celile'nin Nasıra kentinden İsa peygamberdir diye cevap veriyorlardı. Sevgili kardeşlerim, 5 hafta önce kendimizi Paskalya bayramına hazırlamak için oruç dönemine başladık. Dua, oruç, hayır işleri ve fedakarlıklarla Rabbimizin Paskalya sırrının kutlanmasına kendimizi hazırlıyoruz. Bugün bu Palmiye Pasar günü başlayan kutsal haftaya başlıyoruz. İsa'nın Yeruşalim'e girişini ve tutkusunu anıyoruz. Bugün bu bayramında İki İncil okuması dinliyoruz. İlk İncil okuması İsa'nın Yeruşalim'e girişini anlatıyordu. İncil'de İsa büyük fısıh bayramından birkaç gün önce Yeruşalim'e gitti. Böyle bir zamanda yollar muhtemelen fısıh için gelen Yahudilerle doluydu. Dolayısıyla İsa bir eşe binerek Yeruşalim'e girdiğinde kalabalığın ne kadar heyecanlanmış olduğunu hayal edebiliyoruz. Kalabalıklar giysilerini yere sererek ve onun önünde zaferin simgesi olarak hurma dallarını salayarak Davut oğluna Hosanna, Rabbin adıyla gelene övgüler olsun, en yücelerde Hosanna diye bağırarak İsa'yı kentlerine karşıladılar. Hosanna kurtarmak anlamına gelir. Yani kalabalıklar esasen İsa'yı halkını kurtaran Mesih olarak kabul ediyorlardı. Ve ikinci İncil okuması İsa Mesih'in çarmıhta çektiği acı ve ölüm hakkındadır. İsa'nın insanlığın kurtuluşu için katlandığı inkar, ihanet, alay, taciz, dayak, aşağılanma ve reddedilmeyi anlattı. Sevgili kardeşlerim, bu iki İncil okuması bize insan olarak kendi yaşamlarımızın iki çelişkili yönünü sunuyor. Bir tarafta hepimizin hayattan zafer
ve neşe anları vardır. Diğer tarafta da acı, keder ve ıstırap anlarımız var. Başarılı olduğumuzda, hayattaki istek ve ihtiyaçlarımız gerçekleştiğinde, işimiz güvende olduğunda, yakınlarımız bizi çok sevdiklerinde kendimizi çok mutlu hissederiz. Sağlıklı olduğumuzda, insanlar bizi takdir ettiğinde, alkışladığında, övdüğünde, onurlandığında ve teşvik ettiğinde çok mutlu oluyoruz. Ancak bazen sevdiğimiz insanlar tarafından ihanete uğradığımızda, ailelerimiz ve arkadaşlarımız tarafından aşağılanıp ihmal edildiğimizde kendimizi çok mutsuz hissederiz. Komşularımız ve iş arkadaşlarımız tarafından haksız yere yargılanıp kınandığımızda kendimizi kötü hissederiz. Çarmıha gerilmiş İsa gibi bize yakın olanlar tarafından terk edilmiş hissettiğimizde üzülürüz. Sevgili kardeşlerim, bugünkü İncil pasajlarında çarmıhta acı çeken ve ölen İsa Mesih'in kişiliğinde aramıza gelen Tanrı'nın biz insanların yaşamda karşılaştığı tüm acıları ve kötülüğü üstlendiğini bilmemiz ve buna inanmamız için büyük ölçüde teşvik ediliyoruz. Aynı zamanda kendimizi terk edilmiş ve yalnız hissettiğimizde aynı Rabbin yanımızda olduğunu ve bizi güçlendireceğini bilmek bizi rahatlatabilir. Sevgili kardeşlerim, oruç döneminin bu 5 haftası için kendimizi inceleme, dua, oruç, kefaret, fedakarlık ve iyi işlerle Tanrı'nın bu kutsal haftada bize sunduğu her kutsamayı almaya yeterince hazırlandığımıza inanıyorum. Kutsal Perşembe gününden Paskalya pazarına kadar çok sayıda kutsal yazı okuyup dinleyeceğiz. Ayin ve ritüeli yerine getireceğiz ve bazı özel dualar edeceğiz. Hepinizi kutsal hafta boyunca liturjilere bağlılık ve imanla katılmaya teşvik ediyorum. Bizden biri gibi yaşamaya ve hayatımızın umutlarını, korkularını, sevinçlerini ve üzüntülerini tamamen paylaşmaya gelen Rabbimiz İsa Mesih'e hamd ve şükranlarımızı sunuyoruz. Tanrı'nın bizi sevdiğini, bizi bağışladığını ve hayatı tüm doluluğuyla bize vermek istediğini bilelim. Bizi kendi yolunda yürümeye, acılarını paylaşmaya, onun tavırlarını örnek almaya, başkalarını sevmeye ve affetmeye davet ediyor. Bu derin bir özgürlük ve barış ve mutluluk dolu bir yaşama davettir. Hayatta birçok zorlukla yüzleşmek zorunda kaldığımızda bize bir lütuf ve güç kaynağı olması için Tanrı'ya dua edelim. Bu gerçekten hepimiz ve ailelerimiz için kutsal bir zaman olsun. Amin. Dua edelim. Ebedi ve her şeye kadir Allah, biricik olun kurtarıcımız İsa, senin isteklerine uyarak insanlara bir alçak gönüllülük örneği vermek üzere bize benzer bir bedenle haç üstünde ıstırap çekerek öldü. Sana yalvarıyoruz, onun izinde yürümemizi ve onun şanlı dirilişine katılmamızı sağla. Bunu seninle ve kutsal ruhla birlikte, şimdi ve ebediyen hükmeden, olun Rabbimiz Mesih senin adına senden dileriz. Amin. Rab sizinle olsun. Her şeye kadir ve tek Allah olan, Peder, Oğul ve Kutsal Ruh sizleri takdis etsin.